Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde dinamik teşvikal konusunun önemli hususlarından biri güvenlik sorunsalını inceleyeceğiz. Nedir bu? Öncelikle bizim yaptığımız işlemlerde dikkat ederseniz daha önceki oluşturduğumuz prosedür, yani prosedür call adındaki prosedür, dışarıdan bir string veri alıyor. Bu string veriyi de doğrudan çalıştırıyor. Yalnız bunu çalıştırırken içerisindeki kodları biraz daha dikkatli incelemek gerekiyor. Çünkü bizim örneğimizde oluşturduğumuz şu şekilde dışarıdan gelen parametre doğrudan çalıştırdığı için burada herhangi bir filtre ya da kurallara tabi tutulmayacaktır. Ve hacking yöntemlerinde ya da kötü niyetli kullanımlarda diyelim, buraya gönderilecek herhangi bir kötü niyetli SQL kodu başarılı bir şekilde çalışacaktır. O yüzden kısaca söylemek gerekirse burada herhangi bir filtre söz konusu olmadığı için de güvenlik ciddi bir şekilde sıkıntıya girebilir. O yüzden de size birkaç tavsiyede bulunacağım ve birkaç örnek yapacağım. Bu da size pratik olması açısından faydalıdır. Mesela daha önce oluşturduğumuz prosedür call'a bildiğiniz gibi cplog'u gönderdiğimizde başarılı bir şekilde çalışıyor. Dikkat ederseniz şu an AdventureWorks çalışıyor. Peki benim Digibill diye bir database'im daha var. Onun da içerisinde makaleler isminde bir tablom var. Şimdi ona bakalım. İçerisi boş. Önemli değil. Tablo var sonuçta. Şimdi ben şöyle bir sorgu çalıştıracağım. Bakın use AdventureWorks, AdventureWorks veri tabanını seçili hale getirdikten sonra çalışacak olan sorgu şu. PR procedure call tek tırnaklar içerisinde use digibill scope'u oradaki kodu kapatıyorum, sonra devam ederek drop table makaleler diyorum. Ve komut başarılı bir şekilde çalıştı. Bunu tekrar digibill'i use ederek makaleler tablosunu almak istiyorum. Bakın invalid object name makaleler. Çünkü bizim normalde uygulamamız AdventureWorks'tü. Digibill ile hiçbir alakası yoktu bizim yazılımımızın. AdventureWorks üzerine prosedür geliştirmiştik. Ancak yazdığımız prosedür güvenlik zafiyetleriyle dolu olduğu için, herhangi bir filtre söz konusu olmadığı için dışarıdan gelen SQL kodunu doğrudan hiçbir filtreye tabi tutmadan çalıştırdı. Dışarıdan gönderdiğimiz kodda da basit bir şekilde git Digibill veri tabanını seç, sonra da şu sorguyu çalıştır dedik. O da gitti, çalıştırdı. Buradaki dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bunda eğer bu prosedürü kullanıyorsanız bu prosedürün bazı yetkileri olması gerekiyor. Yapabilecekleri sınırlı olması lazım. Gidip sistem tarafında sınırsız yetkilerdeki zaten sizin kullanıcı adınıza göre yetkiyle belli yetkilere dahil edilerek zaten sorgularınızı çalıştırabilirsiniz. Ancak prosedürün de yapabileceklerin sınırlı olması lazım. Örneğin gidip de create işlemleri yapabilmesi mümkün olmamalı ya da drop sorgusunu çalıştıramamalı. Use diye bir sorgu gelirse onu filtrelemesi gerekiyor vesaire, ya da delete mesela. Bu tür işlemlerde kesin sınırlar olması lazım. Aksi halde şu an basit bir şekilde gördüğünüz gibi ciddi problemlere sebebiyet verecektir. Burada SQL Server'ın ve TSQL tarafındaki yeteneklerinizi kullanarak yetki sınırlandırılması yapılması gerekiyor mutlaka. Şimdi birkaç örnek yapalım. Farklı örnekler bunlar. Dışarıdan parametre göndererek bu parametreyi içerideki sorguya ekleme ve kullanma. Ürün isimleri arasında arama yapacak bir store prosedür geliştirelim. Bu prosedür içerisinde sorguları exec fonksiyonu ile çalıştıralım. Burada cp product Dynamic CP adında bir CP var. Dışarıdan sadece bir parametre gönderiyorum. Dikkat edersiniz. Ve onu da exec içerisinde yazdığım bir string SQL cümleciyle birleştiriyorum. Like ediyorum.
karşılaştırma karakteri, karşılaştırma işlemi yapacağım burada. Ve sonra da bunu kullanacağım. Aa, yanlış oldu çünkü biz Adventure Works içerisinde bunu çalıştırabiliriz. Onu seçtim. Şimdi tekrar oluşturdum. Evet. Bakın, just diye arama yapacağım şimdi. O da gidip bana like edecek ve just içerisinde just geçen kayıtları getirecek. Bu yöntem güvenli gibi görünebilir ama bu da güvenli değildir aslında. Bunda da filtrelemeler yapmanız gerekir. Şurada dışarıdan gelen parametre, burada da SQL injection güvenlik zafiyetlerine sebep olabilir. Dışarıdan, yukarıda bahsettiğim gibi birçok sorgu isterseniz çalıştırılabilir burada. O yüzden bu gönderilen verinin de örneğin belli bir karakter sayısı olması, içerisinde belli injection karakterlerini, SQL injection karakterlerini filtrelemesi gibi ek şeyler kullanmanız gerekecek, ek kontroller. Bu da bir diğeri, A ile arama yapıyor, karşılaştırma. Bir başka örneğimiz, burada da dışarıdan bir ürün product ID değerini parametre alarak sonucunda ürünün name ve product number bilgilerini getiren prosedür oluşturacağız. Bir product ID vereceğiz parametre olarak. Geliştirdiğimiz prosedür de bize o ürünün name ve product number bilgilerini getirecek. Burada da tahmin edersiniz basit bir şekilde aynı işi yapacak. Doğru seçemedim tam olarak. Evet. Evet, bunu gerçekleştirdi. Başarılı bir şekilde çalıştı. Ben sadece prosedürü çağırıyorum ve başarılı bir şekilde kullanabiliyorum. Bunlar alternatif exec kullanım yöntemleridir.